Amerika'da suçlunun biri hapishaneden kaçmıştır. Polis bu adamın peşine düşer ve adamı yakalamak ister. Polis bir dedektifle işbirliği yapar ve suçlunun peşine düşmüştür. Dedektif araştırmaları sonucu suçlunun bu üç evden birinde olduğundan emindir. Fakat tam olarak hangi evde olduğunu bilememektedir. Üç evin tepeden fotoğrafları çekilir ve dedektif aniden suçlunun hangi evde olduğunu çözmüştür. Sizce suçlu hangi evdedir? Resimdeki evleri inceleyin ve cevabınızı hazırlayın. Suçlu A evindedir. Çünkü A evinin önündeki araba hızlı bir kaçış için caddeye dönük şekilde park edilmiştir. Dedektif bu detayı fark ederek suçlunun bu evde olduğunu bulmuştur. Tolga bir odaya sıkışıp kalmıştır. Odada bir masa, bir sandalye, iki kapı ve tavanda da ufak bir delik bulunmaktadır. Bu arada Tolga yukarıdaki deliğe sığamaz. Çıkmak için iki kapıdan birini kullanabilir fakat ilk kapının ardında günlerdir yemek yememiş bir aslan, diğer kapının ardında da güneş ışığını kapıya yansıtan bir mercek bulunmaktadır. İlk kapıyı açarsa aslan Tolga'yı yer. Eğer ikinci kapıyı açarsa da güneş ışığı Tolga'yı kızarmış tavuğa çevirecektir. Peki Tolga bu odadan nasıl kaçıp gidebilir? Tolga aklını kullanarak güneşin batmasını ve havanın kararmasını bekler. Aslanlı odayla zaten hiç ilgilenmez. Tavandaki delikten havanın karardığını gördüğünde kapıyı açar ve elini kolunu sallayarak yürür gider. Bir gün bir uçak adaya düşer. Şans eseri o uçaktan kimse ölmemiştir. Uçağın düştüğü adaysa sadece güzel kadınların yaşadığı bir adadır. Bu adada yaşayan kadınlar erkekleri sevmez ve adada erkeklerle yaşamayı kabul etmezler. Düşen uçaktan sadece kadın yolcuları aralarını alırlar ve erkekleri sırasıyla öldürmeye başlarlar. Adadaki güzel kadınlar düşen uçaktaki erkeklerden hepsini öldürmüştür. Fakat geriye son bir adam kalmıştır. Adam kadınlara kurduğu tek bir cümleyle hayatta kalmayı başarabilmiştir. Peki sizce adam kadınlara ne söylemiştir? En çirkininiz kimse beni o öldürsün. (2+2 balık, 3+3 8, 7+7 üçgendir. Peki sizce bu nasıl mümkün olabilir? Yani bu sayılar toplandığında bu sonuçların ortaya çıkma nedeni nedir? Size küçük bir yardım. Cevap sayılarda gizli. Bu bulmacanın cevabı şu şekilde. 2+2'de soldaki 2'yi çevirip üst üste koyduğumuzda ortaya bir balık figürü çıkar. 3+3'te soldaki 3'ü çevirip sağdaki 3 ile birleştirdiğimizde 8 sayısı ortaya çıkacaktır. 7+7'de soldaki 7'yi çevirip birleştirirsek de üçgen olduğunu görebiliriz. Bu biraz zor bir soru, lütfen dikkatinizi buraya verin. Resimde 4 adam bulunuyor. Bu 4 adamın arkaya dönmesi kesinlikle yasak. Hepsi sadece önüne bakmak zorunda. 3 ile 4'ün arasında kalın bir duvar bulunuyor. Herkesin kafasında da birer şapka var. Bu 4 adamın ikisi siyah, ikisi ise beyaz şapka giymekte. Hepsi 4 kişinin de şapka giydiğini biliyor. Fakat kimse kendisinin ne renk şapka giydiğini bilmemekte. 4 adam da herkesin nerede olduğunu gayet iyi biliyor. Bu 4 adamdan birisi öldürülmemek için cellata kendi giydiği şapkanın rengini söylemek zorunda. Eğer ilk adam emin olamaz ve yanlış bir tahminde bulunursa 4 adam da cellat tarafından öldürülecek. Kendi aralarında konuşmaları tamamen yasak ve sadece 10 dakika süreleri var. Kim nasıl emin bir şekilde kendi şapkasını tahmin eder ve kurtulurlar. Bu arada 4 kimseyi göremiyor, 3 kimseyi göremiyor, 2 sadece 3'ü görebiliyor, 1 ise 2 ve 3'ü rahatlıkla görebiliyor. 10 dakikanın ilk 1 dakikası herkes sessiz kalıyor ve emin olamıyor. Fakat 1 dakika sonra 2 numara çıkıp %100 kendinden emin bir şekilde cevabı söylüyor.
Fakat 2 numara bunu nasıl yapabilmiştir? Şöyle ki 2 düşünüyor. En çok kişiyi 1 numara görüyor. Birin önündeki 2 kişinin şapkası da aynı renk olsa 1 kendi şapkasının rengini bilip söyleyebilirdi. Yani 2 ve 3'ün ikisi de beyaz olsa 1'in siyah olacağı zaten kesindi. 1 sessiz kaldığına göre demek ki 2 ve 3'ün şapkaları farklı renk. Çünkü 1 numara emin değil ve ilk cevabı o veremiyor. 2, 3'ün şapkasının siyah renk olduğunu gördüğü için kendi şapkasının beyaz olduğuna emin oluyor ve cevabı söylüyor.